Evet, herkese merhaba. Şu anda bizler olağanüstü sağlık formülünde öğrencilerimle birlikte düzenli yaptığımız mentörlük çalışmalarının içerisindeyiz. Bu mentörlük çalışmalarında özellikle nefesle ilgili çok güzel sorular geliyor. Sizlerle de paylaşmak istedik öğrencilerimden sevgili Halime. Aslında nefes çalışmaları, zihin çalışmaları ve bunların hormonal etkisini biraz sormak istedi. Hormonal olarak nasıl etkisi var, genetik olarak, epigenetik, çünkü hep anlatıyorum videolarımda zaten genetik olarak ve epigenetik olarak da birçok şeyimiz değişiyor. Halime, sen zaten anladığım kadarıyla bir taraftan da zihin çalışmaları yapıyorsun, hem de nefesle birlikte çalışıyorsun. Şimdi nefes çalışmaları ile ilgili bir kere öncelikle düzenli nefes çalışmaları ve özellikle de nefes analizinizi iyi bir şekilde yapıp davranışsal nefes alışkanlıklarınızı çok iyi anlayıp gün içerisinde de yanlış nefes alışkanlıklarınızı aynen nefes kursu eğitimde anlattığım gibi tespit edip yanlış bir nefes alışkanlığının içerisine girdiğinizde fark edip onu düzenlediğinizde ve düzelttiğinizde aslında vücut kimyanızda bir değişiklik yapıyorsunuz. Şöyle ki yanlış nefes alışkanlıkları farkında olmadan devam ettirdiğiniz yanlış nefes alışkanlıkları solunum vücut kimyamızı regüle ettiği için vücut hücre dışı sıvılarının pH'ını solunum her an etkilediği için ve nefes alışkanlıklarımız da solunuma her an etki ettiği için eğer yanlış bir nefes alışkanlığınız varsa gün içerisinde bu defalarca solunum kimyasal ekseninizi bozuyor olabilir. Ve solunum kimyasal ekseniniz bozulduğunda da bütün vücudunuzun kimyası bozuluyor ve bu vücut kimyasının bozulmasına yönelik işte yapılan araştırmalar gösteriyor ki bu uzun vadede eğer yanlış bir nefes alışkanlığınız varsa ve devam ediyorsa uzun vadedeki bu kimyasal değişiklik an be an aldığınız her nefeste alkali oluyor olmanız ya da asidik oluyor olmanız dengeyi koruyamıyor olması vücutta bir takım defisit dediğimiz eksikliklere neden oluyor. Niye eksikliğe neden oluyor? Çünkü sen mesela örnek veriyorum sürekli asidik durumdaysan veya sürekli alkali durumdaysan bunu tamponlamak için böbreklerin ekstra bir karbonat üretiyor. İşte bunu tamponlamak için vücudun ekstra bir şeyler yapıyor. Yani aslında yanlış nefes alışkanlıkları var olan, otomatik olarak işleyen sistemi bozuyor derken ve bu yüzden sağlığımıza zarar veriyor, bu yüzden birçok insan yaşlanıyor derken bunu kastediyorum. An ve an nefesini bozdukça kimyanı bozuyorsun, kimyanı bozdukça an ve an vücudun bunu koruması için ve senin pH seviyeni dengede tutması için bir şeyler yapıyor ve böylelikle işte yaşlanıyor, normalin üzerinde çalışıyor. Bu olduğunda da birçok kişide erken menopoz gibi bir takım durumlar veya geç menopoz gibi hormonal durumları da etkilediğini görüyoruz. Yani kadınlarda menopoz, erkeklerde andropoz, işte yanlış nefes alışkanlıkları nedeniyle erkeklerde prostat sorunu, yine yanlış nefes alışkanlıkları sebebiyle kadınlarda erken menopoza girme, yine bunlar sebebiyle geç menopoza girme veya hormonal bir takım değişiklikleri de tetiklediği, hormonları bozduğu ve tabii ki de işte bu yüzden yanlış nefes alışkanlığı ortadan kalkınca, zihindeki çarpıklar ortadan kalkınca genetik ve epigenetik olarak da bir değişim oluyor. Aslında önce hormonal bir değişim oluyor. Koşullanmış bir şekilde bir şey yapmaya çalışıyorsan kendini zorlaman gerekiyor. Sabah zorla kaldırıp bir şey yapman gerekiyor. Üflüyorsun, püflüyorsun. Motivasyona ihtiyacın var. Çabaya ihtiyacın var. Niye? Çünkü akarsuya ters yüzmüşsün. Senin yolun değil ki o. Başkasının dağına tırmanmaya çalışıyorsun. Hakikatimizle hizada olduğumuzda en sevdiğin şeyi yapıyorsun. Müthiş bir keyif alıyorsun. Kimse seni zorlamıyor. Kimse bu sabah beni buraya gelip bunları anlatmam için zorlamadı. Sevdiğin şeyleri yaparken motivasyona ihtiyacın, iradeye de ihtiyacın yok. Hakikatiyle hizalanmış insanların hayatı daha kolayken hizalanmamış insanların sürekli irade gücüne ihtiyacı var. Yani koşullandıysan o çok zor bir yer ve kendi cehennemini yaşıyorsun. Ve o yüzden bu kursu bitiren, müfredatla devam eden kişilerin zihnindeki bu şartlanmalar gidip kendileriyle bağlantıya geçtikleri ve en otantik yaşam deneyimlerine adım attıkları için hayatları çok kolay ve orası cennet. Çok sevdiğim birine sarıldığımı gördüm. Birkaç saniye içinde de o kişi ben olmuştum. Çok enteresandı. Benim aslında hayat aradığım şey
bu kursa beni getiren ya da bugünden itibaren attığım adımlardaki şey bu kursun amacıyla çok örtüşen bir şey. O kadar inanılmaz bir deneyim yaşadım ki nefes neymiş ya, nefesi alamıyormuşuz meğersem. Gerçekten de ilk defa hayatımda bir nefes aldım. Ve benim hayatımda kendime yaptığım en iyi yatırım, en iyi hediye mucize kursu oldu. Benim burada İngiltere'de işte en son yaptığımız bu sene içerisindeki profesyonel nefes koçluğu programının içerisinde mesela biri gelmişti eğitime ve işte erken menopoz teşhisi konmuş. Benle aynı yaşta ama erken menopoz teşhisi konmuş ve işte adet kesilmiş ve bununla birlikte birçok bunun etkilerini deneyimlemeye başlamış. Hem nefesiyle çalışmaya başladıktan sonra hem nefes koçluğu, yanlış nefes alışkanlıklarını iyice anlayıp, iyice öğrenip, bunlar üzerine derinleşip kendi nefesini değiştirdikten sonra adet görmeye başladı. Onun dışında daha önceki yıllarda artık yaşı gelmiş ama yine aşırı asidik durumdan veya aşırı alkali durumdan, hormonal yaşadığı problemlerden işte menopozu gecikmiş kişiler. Çünkü menopoza baktığınız zaman aslında andropoz, menopoz veya hormonal değişikliklere hayatta her zaman her şey zamanında olması gerektiği için zamanında olmayan her şey bir problem aslında. O yüzden erken menopoz kadar geç menopoz da problem. İşte hamilelik döneminde erken doğum kadar geç doğum da aslında orada bir problem olduğunun göstergesi. O yüzden sevgili Halime, bu sorunun cevabı belki de hormonal bozukluğu, yani hormonlarını dengesizleşmesine neden olan bir nefes alışkanlığın vardı. Hem nefes çalışmaları hem zihin çalışmalarıyla ortadan kalkan ve şu anda tam olarak seni dengeye getiren. Nefesle ilgili sadece şunu söyleyebilirim. Eğer nefesinizi iyi bir şekilde analiz ediyorsanız, bütün öğrettiklerimi nefes kursunda iyice anladıysanız ve özellikle gün içerisinde yanlış nefes aldığınızı fark edip size gösterdiğimiz şekilde bunu düzeltmek için bir şey yapıp bir taraftan da BreathUp uygulamasını her gün kullanıp orada nefes analizinizi yapıp her gün 5-10 dakika nefesinizi açmak için bu yolculukta ilerliyorsanız bütün bünyeniz en doğal haline geliyor ve en doğal halinde de aslında en sağlıklı haline geliyor. Eğer erken menopozsa işte bu ortadan kalkıyor, menopoz durumu ortadan kalkıyor. Geç bir menopoz olduysan, menopoz vakti geldiyse bu oluyor. İşte mutlaka hepiniz duymuşsunuzdur katılımcılardan, öğrencilerden bazı kişilerin enerjisi çok yükseliyor. Eğer enerjisini harcamadıysa, bazı kişilerin enerjisi çok düşüyor. Eğer enerjisini çok harcadıysa, işte özellikle mucize kursu sonrasında veya yoğun nefes çalışmaları yaptığımız dönemler sonrasında, nefes kampları sonrasında bazı kişiler birkaç ay boyunca hiçbir şey yapmadan dinlenmeye ihtiyaçları olduğunu söylüyor. Bazı kişiler de hiç dinlenmeden saatlerce çalışabildiklerini söylüyorlar. Bunların hepsinin denge olduğunu ve doğal nefesin, doğal bir nefes alışkanlığının sizi dengelediğini hatırlayın. Olan her şey mükemmel ve olan her şey aslında sizi denge noktasına taşıyor. Nevşe Enstitü müfredatında ilerlediğiniz müddetçe en doğal, en dengeli, en sevgi dolu ve en sağlık dolu halinize geri dönüyorsunuz aslında. Bebeklikteki en doğal halimize bu yaşta geri dönmüş oluyoruz.